hemşire, çabuk buraya bir sedye getirin. Ağır yaralı var, acele edin. Bu Bayan Şarla. Onu hemen içeri götürelim. Bayan Hiravati. Bayan Şarla, lütfen şimdi konuşmayın, lütfen merak etmeyin, iyi olacaksınız. Ben size önemli bir şey söylemeliyim. Bayan Şarla, lütfen, tedaviniz çok daha önemli. Biraz düzeldiğiniz zaman konuşuruz sizinle. Hanımefendi, lütfen siz dışarıda bekleyin. Tamam. Hayır, lütfen burada kalsın. Bayan Şarla, merak etmeyin. Ben dışarıda olacağım. Siz iyileşeceksiniz. Durun. Bırakın da konuşayım. Biliyorum. Ben yolun sonuna geldim. Bu yüzden de ölmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Bu benim için. Bu benim için çok önemli. Aslında sizin için de önemli. Şimdi inandınız mı? Son iki gün Bayan Anandi dışında kimse kayıt odasına girmedi efendim. Ardından sizi getirdi. Onun dışında kimse gelmedi. Neden bu kadar çok terliyorsun? Ne? Üstelik odanın havalandırması var. Bakın efendim, sabahtan beri biraz ateşim var. Belki de bu yüzden terliyorumdur. Hasta gibi bir halin yok. Bizim dışımızda hiç kimsenin gelmediğinden emin misin? Evet efendim. Hiç kimse gelmedi. Gelmiş olsaydı mutlaka kayıt açardık. Kimse gelmedi. Yani personelin buraya giriş yetkisi yok mu diyorsunuz? Var efendim. Öyleyse personelden biri de yapmış olabilir. Ama bunu neden yapsınlar efendim? Bu hastanenin her yerinde kamera sistemi olduğunu gayet iyi bilirler. Demek istediğim, burada bile kameralar var. Buraya başka biri geldiyse kamera görüntülerine bakıp kim olduğunu görebiliriz, değil mi? Evet efendim. Gidip bakalım mı? Buyurun. Tamam. Bu hatayı nasıl yaptım? Kameraları unuttum. Bakın işte orada! Bas gaza!
Evet patron. Sonunda Batşah'ın işini bitirdik. Bana çok iyi bir haber verdiniz. Öldüğünden emin misiniz peki? Arabayla üstünden geçtik patron. Geri dönüp baktığımızda kanlar içindeydi. İyi haberi diğerlerine vermeden önce öldüğünden kesin emin olmalıyız. Gidip tekrar bakın. Ölmediyse ve yine karşımıza çıkarsa o zaman hiçbirinizi yaşatmam. Tamam mı? Tamam patron. Kontrol edip hemen haber vereceğim. Hadi çocuklar, Batşah'ın yanına dönelim. Bu pazar yerinde yemeğimizi alan adam. Ama burada ne işi var? Kalp atışlarını alıyorum. Biri onu götürüyor. Yani Batşah hala yaşıyor. Öyleyse o arabanın önünü kesip Batşah'ın işini bitirelim. Onun da işini bitiririz. Hayır. Kimsenin fark etmemesi gerekiyor. Üstelik Batşah'ı öldürmeden buradan ayrılmamamız konusunda kesin talimat aldık dostum. Yani Batşah'ı ne pahasına olursa olsun öldürmeliyiz. Yoksa hepimiz canımızdan olacağız. Patronun bu konularda şakası yoktur. Hadi gidelim. Merhaba. Beni duyabiliyor musun? Tamam. Vücudunun her tarafında derin morluklar var. Ama yine de şanslısın. Çünkü yaşıyorsun. Endişe etmene hiç gerek yok. Kısa zamanda iyileşeceksin. Ama bu morluklar nasıl oldu? Bir araç sana çarpıp üzerinden geçmiş gibi görünüyor. Sürücüsünü görebildin mi? Aracı gördün mü? Sürücüyü tanıyabilir misin? Az kaza! Adın ne senin? Nereden geldin? Cesarlı birine hiç benzemiyorsun. Bize adresini ya da telefon numaranı ver. Biz de hemen ailene haber verelim. Senin için endişelenmişlerdir. En azından ismini söyle, işini, nerede yaşadığını, ailen olup olmadığını. Ben bir şey söylemek istiyorum. Aslında ben size yalan söyledim. Sonra
Sonra her şeyi hatırladım. Size bebeğiniz sağlıklı doğdu demiştim ama aslında size yalan söyledim. Gerçek şu ki Şev sizin oğlunuz değil. Hayır. Yalan söylüyorsun. Bu mümkün değil. Hayır. Bu yalan değil. Önceki gün söylediğim yalandı. Büyük bir hata yaptım ve ben hatamı düzeltmek için size gerçeği söylemek istedim. Sadece gerçeği. Lütfen hanımefendi. Lütfen kendinizi yormayın. Durumunuz gerçekten kritik. Biliyorum. Evet. Durumum çok kritik. Bu yüzden... bu yükten... şimdi kurtulmak istedim, inanın. Yoksa ruhum hiçbir zaman huzur bulmayacaktır. Bayan Iravati, lütfen bana inanın. Ben ölüm döşeğinde yalan söyleyemem, lütfen. Sizin bebeğiniz efendim. Bebeğiniz aslında ölü doğdu, inanın bana. Çünkü doğumdan önce yaptığınız o kaza bebeği çok etkilemişti. Bu yüzden de sizin bebeğiniz doğar doğmaz öldü. O öldü. Öldü, inanın bana. Gerçek bu. Bütün gerçek. Bundan sonrasını daha dikkatli izleyeceğiz. Kayıt odasına giren herkesi göreceğiz. Burada dondur. Geri sarıp yakınlaştır.
Sizin için daima üzülürdüm. Üst üste düşük yaptığınızı biliyordum Bayan Hiravati. Ve bu üçüncüsüydü. Her şey yolunda gidiyordu. Sizin doğum vaktiniz artık gelmişti. Ve ben sizin adınıza çok sevinmiştim. Gerçekten çok sevindim. Anne olacaktınız. Ve bu beni çok mutlu ediyordu. Çok güzel bir andı. Ama o bebek ne yazık ki canlı değildi. Ve ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. İnanın bana, hep dua ettim. Yalvardım. Ama ne yazık ki o hayata dönemedi. Başaramadı. Ve o gün bir başka doğum oldu. Siz bunu bilmiyordunuz. Bebek yaşıyor sanıyordunuz. Ama ben hiçbir şey yapamadım. Çok üzgündüm ama hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey. Ve son anda ne oldu? Çok üzgünüm ben. Bayan Şarla. Bayan Şarla, ne diyecektiniz? Lütfen. Lütfen. Bayan Şarla, benimle konuşun. Lütfen konuşun. Üzgünüm. Onu kaybettik. Babacığım, bu olağanüstü. Kraliyet sofrası kurmakta uzmansın. Aklımdaki şeyi sonunda gerçekleştirdim. İşte karşınızda. Ama asıl övgüyü Anandi ve Mahi hak ediyor çocuklar. Çünkü mükemmel bir aşçı ve dekoratör kiraladılar. Hem de sırf bu sıra dışı kutlama için. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Diğer yarın dönünceye kadar beklemelisin. Hayatının diğer yarısı. Yani sevgili karın. O gelmeden kesinlikle olmaz. Diğer yarım nerede, merak ediyorum. Hangi diğer yarından bahsediyorsun? Hangi diğer yarın? Yıllarca kandırdığın o saf kadını mı kastediyorsun? Ne diyorsun İra? Ne oldu? Bunu bana yapabildiğine inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Ne oldu abla? Neden onlara söylemiyorsun ha? Neyi söyleyeceğim? Başka kim biliyordu Alok? Söyle de herkes bilsin. Hadi herkes.
herkese söyle. Hafızanın o kadar zayıf olduğunu sanmam Alok. Eminim sen 30 yıl öncesini benden daha iyi hatırlıyorsundur. Doğum yaptığım günden beri çok önemli bir gerçeği benden gizledin Alok. Neden şimdi herkese söylemiyorsun? Ne gerçeği? Ne diyorsun? Seni anlamıyorum. Ne dediğimi çok iyi biliyorsun değil mi? Ama benden neden sakladığını merak ediyorum. Tamam. Daha açık şekilde soracağım sana. 30 yıl içinde 2 düşük yaptım ve 3.'sü ölü olarak bu dünyaya geldi değil mi? Getirdim Alok. Bu doğru değil mi? Bu doğru değil mi? Yeter! Saçma sapan konuşma! Saçma sapan konuşmuyorum ben! Bayan Charlotte ölmeden önce bana tüm gerçekleri söyledi Alok. Charlotte öldü mü? Nasıl olur? Dün onu gördüğümde son derece... Hayır. Sana Bayan Şahlı ile neden görüştüğünü sormayacağım, merak etme. Ama bu sefer bana gerçeği söylemen gerekecek Alok. O gece ölü bir bebek doğurduğum halde nasıl oldu da yanımda? Sapasağlam bir bebek gördüm ben. Bu mucize gibi olay nasıl gerçekleşti? O bebeği bugüne dek çocuğum gibi büyüttüm Alok ve ona Shiv ismini ben koydum. Öyle bir oğlum olduğu için kendimi şanslı hissediyordum. Söyle Alok. O bebeği nereden bulduğunu söyle. Bunu neden yaptığını söyle bana Alok. Bunu neden bana yaptın? Hayatımla oynama hakkını sana kim verdi? Neden bebeğimin ölü doğduğunu bana söylemedin? Neden? Çünkü senin yaşamanı istiyordu. Evet, senin yaşamanı istiyordu. Ondan önceki iki gebeliğinde iki bebeğini de kaybetmişti. 9 ay karnında taşıdıktan sonra 3.'sünü de kaybetmenin acısına dayanamayacağını gayet iyi biliyordu. Sen bu acıya katlanamazdın. Bu acıya katlanamayacağın için... Alok Shiv'i senin kucağına verdi. Yani bunları sen de biliyordun. Yine de sessiz kaldın. Ve Alok gibi sen de bir şey söylemedin Minu. İkiniz birden bana ihanet ettiniz. Minu, neden? Seni her zaman kardeşim gibi gördüm ben. Ama sen yine de böyle önemli bir şeyi benden gizledin Minu. Neden?
30 yıl boyunca ikiniz de duygularımla oynadınız benim. 30 yıl boyunca bu büyük sırrı benden gizlediniz. Neden? Neden Minu? Bunu neden yaptın Minu? Ya sen baba? Baba sen de biliyordun değil mi baba? Minu yalvarırım bana Şiv'in gerçek anne babasını söyle. Şiv nereden geldi söyle. Şiv kimin bebeği? Öksüz bir çocuk mu o? Yoksa Alok onu benim mutlu olmam için yoksul bir anne babadan satın mı aldı Minu söyle. Bana Şiv'in nereden geldiğini söyle konuş. Şiv'in nereden geldiğini söyle susma. Bunun cevabını sana sadece babam verebilir. Söylesene baba. Hastanede kayıt defterindeki o sayfayı neden yırtıp aldın? Ben kimim baba? Bana söyle. Bana her zaman dürüst olmamı öğütleyen adamı gördüm. Hastane personelinden birine kayıtları yok etmesi için rüşvet veriyordu bu adam. Bu gerçeği bizden neden gizledin baba? Neden karına bebeğinin öldüğünü söylemedin? Neden bu yola başvurdun? Aynı anda beni nereden buldun baba? Durga Devi Hastanesi'nden söz ediyorum. Şarlı adında bir hemşirenin çalıştığı hastaneden... Annemin doğum yaptığı yerden. Bir şeyi anlıyorum. Annemi üzgün görmek istemedin. O olayın hayatını etkilemesini istemedin. Ben bunu anlayabilirim. Ama kendimle ilgili gerçeği istiyorum baba. Annemle babam nerede? Ben kimim? Lütfen baba, lütfen bana söyle. Baba bu sessizliğin beni öldürebilir. Daha fazla bekleyemem baba, lütfen artık. Anan bana gerçeği söylediğinden beri çektiğim acıyı bir tek Tanrı bilir. Baba lütfen bana gerçeği söyle, lütfen. Lütfen bana gerçeği söyle, böyle susma artık baba. Kim olduğumu söyle yenge, en azından sen gerçeği söyle. Baba lütfen, lütfen gerçeği söyle. Söz veriyorum. Sana kızmayacağım. Gerçek ne olursa olsun sana bir kırgınlığım olmayacak baba. Baba lütfen anne babamın kim olduğunu söyle. Yoksa kimsesiz sokağa bırakılan biri miyim ben? Babam belirsiz biri mi? Annem doğduktan sonra beni terk mi etti yoksa? Yoksa beni bir çöp kutusunun yanında mı... Yeter! O hanımefendi için böyle iğrenç kelimeler kullanma. Çünkü seni doğurmakla kalmadı. İra'ya da yeniden yaşama sevinci verdi. Kendi mutluluğunu feda ederek. Alok dur. Daha fazla konuşma lütfen. Yoksa bu ailenin mutluluğu mahvolacak.
Zaten her şey mahvolmuş durumda. En azından gerçeği söyleyerek daha fazla utançtan kurtulabiliriz. Evet Ira. O gün hastanede ölü bir bebek doğurdun. O sırada hastanede bir kadının daha bebeği oldu. Bebeğine sarılamadı bile. Onu bir kez kucağına alıp emzirme şansı bile bulamadı. Onun önünde diz çöküp yalvardım. O da bana hayatının en büyük mutluluğunu verdi. En değerli şeyini hediye etti. Kendi bebeğini verdi. Oğlunu düşünmeden bana verdi. Bunu yapmakla sadece bebeğinden vazgeçmekle kalmadı. Aynı zamanda ölü doğmuş bir bebeğin utancını da bizim için üstlenmiş oldu. Oğlum lütfen. Beni çöp teneklesi yanında mı buldunuz deme. Ayrıca sen öksüz de değilsin. Kimsesiz de değilsin. Sen vatansever bir adamın oğlusun. Senin baban çok cesur bir adamdı. Vatanını korumak için savaştı ve şehit düştü. Babanın ismi... Anup Şekar'dı. Evet, gerçek. Anne babam Minule Anup. Ben ve Ira değiliz. Minun mutluluğunu feda etti. Bir an bile düşünmedi. İran'ın hayatı için bir an bile düşünmeden evladını bize verdi. Abla. Abla. Şiv senin oğlun. Evet, onu ben doğurdum. Ama tek annesi sensin. Ona hayatını ve sevgini verdin. Onu iyi bir insan yaptın abla. Belki senin yaptığını ben asla yapamazdım. O senin oğlun abla, senin oğlun. İra lütfen, anlamaya çalış. Başka bir seçeneğim yoktu ki. İki düşük yaptıktan sonra psikolojin oldukça bozulmuştu. Bir bebeğini daha kaybetmiş olmaya dayanamazdın. Mecbur kaldım, lütfen. O gün çok tuhaftı. İnan bana, kendimi hiç o kadar çaresiz hissetmemiştim. Her şey kontrolümün dışında gelişti. Bir laf vardır. İnsanlar kukla gibidir. Bazen kaderden kaçamazsın Ira.
O gün ben de bu duyguya kapıldım. Sanki sen ve ben ve Minu, sanki kader bize başka hiçbir yol bırakmamış gibiydi. Sen Minu'nun yanındaydın. O sırada... Yeter canım. Kaderimize isyan edemeyiz. Bu senin hatan değil, tamam mı? Lütfen Tanrı'ya inancını yitirme. Tanrı daima bizimle canım. Gel eve dönelim. Hadi. Tanrı yardım edecektir. Gel hadi. Ne oldu? Kadın neden ağlıyor? Kadıncağız yıllar sonra hamile kaldı. Ama geçen seferki gibi son anda düşük yaptı. Doktor bir daha çocuk yapamayacağını söyledi. Hanımefendi, hastanız sizi içeri çağırıyor. İra, sen iyi misin? Kendini iyi hissediyor musun? Neden bu kadar gerginsin? Alok, çok korkuyorum canım. Neden korkuyorsun? Umarım bebeğimize bir şey olmaz. Elbette. Hiçbir şey olmayacak. Neden bu kadar kötümsersin ki? Çünkü bu daha önce iki kez başıma geldi. Bu sefer de ona bir şey olursa buna dayanamam. Ölürüm Alo. İra lütfen. Böyle konuşma. Her şey iyi olacak. Bu seferki hamilelik sürecin iyi geçti. Tüm testler normal. Her şey yolunda. Endişe etmen için hiçbir sebep yok. Lütfen kötümser olma. Bebeğini doğurmak için yeterince zaman var. Şimdi Minu'ya odaklanmalıyız. Efendim, hastamızın doğum sancıları henüz başlamadı. Bir süre daha beklememiz gerekecek. Beklediğimiz halde doğum sancıları başlamazsa, ona suni sancı için bir iğne yapacağız, tamam mı? İra... Bence eve gidip dinlenmen iyi olur. Hayır Alok. Minu'nun yanında kalmak benim için önemli. Anup burada olsaydı farklı olurdu. Anup'un yokluğunda Minu'dan ben sorumluyum. Bir sorunla karşılaşırsa, bir şey gerekirse senden yardım isteyemez. Hanımefendi, lütfen bunun için endişe etmeyin. Biz kendisiyle ilgileneceğiz. Bildiğiniz gibi siz de hamilesiniz. Bu yüzden gereksiz yere strese girmemelisiniz. Evinize gidip dinlenin. Biz her şeyi hallederiz. İzninizle. Evet İra, eve git. Her şey yolunda. Söz veriyorum. Minu'nun doğum sancıları başlar başlamaz sana haber vereceğim. Arabamız var. Buraya gelmen ne kadar sürer ki? Hı? Hadi gidelim. Gel. Hadi gidelim. Yavaş yürü. O günkü durumunu unutamam. Bir başkasının düşüğü bile seni çok korkutmuştu. Kendi çocuğunun ölümü sende nasıl bir şok etkisi yapacaktı? Buna nasıl dayanacaktı? Seni keşke eve götürmeseydim, keşke göndermeseydim. İşte o zaman bunlar hiç yaşanmamış olacaktı. Keşke göndermeseydim. Minu'nun doğum sancılarının o sırada başlayacağı kimin aklına gelirdi? Aa!
hanımefendi. Biraz sakin olun. Her şey yolunda hanımefendi. Lütfen sakin olun hadi. Her şey yoluna baba, girecek bana hanımefendi. Bana ablamı çağır. Hayır hayır onu çağırmayın. Biz her şeyi hallederiz. Aa, lütfen onu çağırın. Bayım telefon etmem gerek, çok acil bir durum. Herkesin lütfen. Durumu acil, sıraya gir. Lütfen efendim, rica ediyorum. Sıraya girer misin? Sıraya gir bayım. Hey, ne yapıyorsun? Neden anlamıyorsun? Herkes sırasını beklesin. Alo? İrem. İrem Mino'nun sancıları başladı. Sürekli senin ismini sayıklıyor. Lütfen çabuk gel. Gerçekten korkuyorum. Hemen geliyorum Alok. Hemen yola çıkıyorum, tamam mı? Geliyorum. O telefon görüşmesinin hayatımızı tamamen değiştireceğini nasıl bilebilirdim ki? Seni eve göndermemeliydim. Ya da sana asla telefon etmemeliydim. O zaman bunlar yaşanmazdı. Bu senin hatan değildi. Benim hatamdı. Anne olacak her kadın o acıları çekmek zorunda. Ama ben çok korkmuştum. Ben korkuyordum. Korkumu kontrol edebilseydim böyle olmazdı. O zaman apar topar ablamı yanıma çağırmazdın. Bu trajedi de yaşanmazdı. Elastik bir anda nasıl patladı? Yolda lastiğe bir çivi batmış olmalı hanımefendi. Stepnemiz var. Değiştirmek en çok 15 dakikamızı alır. Olmaz. Benim o kadar zamanım yok. Dikkatli binin. Ben iyiyim. Lütfen hızlı gidin. Bir an önce hastanede olmalıyım. Tamam. Bayım, çukurlara dikkat edin. Ben hamileyim. Bu otomobil değil hanımım. Hızlı gitmemi istiyorsanız çukurlardan kaçmam imkansız. Biraz yavaşlayayım mı? Hayır, hayır, hayır. Hızlı git. Bir an önce hastanede olmam şart. İstediğin gibi sürebilirsin, sorun değil. Bunu al. Kenara çekilin. Bebeğim. Bebeğim. Bayan Iravati. Bebeğim. Buraya hemen sedye gönderin. Çabuk olun. Bebeğim. Sería va.